Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Eken H9R aksiyon kamerası. AliExpress'ten sipariş ettik. Kameramız yaklaşık 2,5 haftada geldi. Kargoda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yani kutusunda da herhangi bir problem yok. Gayet düzgün geldi. Evet, ürünümüz 12 megapiksel kameraya sahip. Wi-Fi ile telefonla bağlantı kurabiliyor. 1050 mAh pili var. 2 inç ekranı var. HDMI ve micro USB ile girişler sağlanabiliyor. 170 derece görüş açısı var ürünümüzde. Aynı zamanda 4K ve 2.7K çekimler yapabiliyor. 4K'da 25 FPS'de, 2.7K'da ise 30 FPS'de çekim yapabiliyor. 1080p'de 60 ila 30 FPS çekim yapabiliyor. 720p'de 120 FPS'ye kadar çekim yapabiliyor ki bu çok iyi. Bu aparatla kullandığımızda su geçme özelliği olduğu için su altı çekimleri de yapabiliyoruz ürünümüzle. Bunun dışında ürünümüzün şimdi kutu açılımına geçelim. Ürünümüz aynı zamanda R yani H9R olduğu için kumandası ile birlikte geldi. Şimdi kutusunu açalım. Kumandamız gördüğünüz gibi kumandamızda video çekimi için ve fotoğraf çekimi için ayrı düğmeleri var. Evet, bu kameramız. Şimdi birazdan onunla da ilgileneceğiz. Şöyle kenarda. Evet, şimdi içindeki aparatlara bakalım. Bu kullanma kılavuzu. Şöyle kenar. Şimdi bu kutuları inceleyelim. Bir adet şarj için kablo, bir kol bandı, şarj için adaptör. Bu teller sanırım bu bisiklet için falan tutturmak için. Evet, cırt teller falan var. Şöyle koyalım. Bakalım. Evet, bir adet sanırım yedek arka kapak herhalde bu. Evet. Evet, arka kapak. Bu bir adet tripod ve diğer işte monopodda falan tutturmak için aparat. Kask yapıştırıcı. Bunlar gene küçük aparatlar. Bir tane daha aparat. Yine küçük aparatlarımız. Bir tane daha. Aynı zamanda ürünümüzün telefon üzerindeki uygulamasını indirebilmek için de yine ürünümüzün arkasındaki bu kare kodu okutarak iOS ya da Android marketten ürünümüzün mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Bu mobil uygulamayla da fotoğrafları, videoları kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda ürünün bazı ayarlarını da oradan yapabiliyorsunuz. Herhangi bir gecikme falan yaşanmıyor. Onu da kontrol ettik ayrıca. Bunun dışında ürünümüzle ilgili evet. Şimdi onu inceleyelim biraz. Şimdi şu şekilde çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Önce şu ön tarafı açıyorsunuz. Sonra bu arka kapağı kaldırıyorsunuz. Ve ürün içinden yavaşça çıkarıyoruz. Şöyle kenara koyalım. Evet. Ürünün büyüklüğü bu kadar. Gördüğünüz gibi üzerinde bir mod tuşu var. Bu mod tuşu aynı zamanda açma kapama tuşu. Pili burada, bunun içinde. Bu kapağı kaldırdığınızda açabiliyorsunuz. 2 inçlik LCD ekranı gördüğünüz gibi. Burada menü kontrol tuşları var. Aynı zamanda onaylama tuşu da. Menülerde onaylama tuşu yerine geçiyor. Ve fotoğraf çekmeye, video başlatmaya yarıyor. Bu da açıp kapalı olduğunu gösteren ışığı. Ürün gayet ufak. Malzeme kalitesi güzel. Bu tarafında da gene girişler var. İşte mikro HDMI girişi, SD kart ve mikro USB girişi var. Mikro USB girişinden şarj edebiliyorsunuz. Yani hem adaptörü kullanarak hem de bilgisayarınızdan şarj edebilirsiniz. 32 GB'a kadar SD kart desteği var. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Class 10 kullanın.
hani sıkıntı yaşamamak için ve kart ilk taktığınızda mutlaka bir kere biçimlendirin boşsa içi genelde. Çünkü hemen algılayamayabiliyor. O yüzden bir kere biçimlendirmekte fayda var. Zaten aynı zamanda bu kumandası da hemen çalışıyor. Onda da bir sıkıntı yok. Onunla ilgili de kısa bir çekim yaptım. Çekimi de zaten videoya ekleyeceğim. Onu da görürsünüz. Bunun dışında menü ayarlarına gelirsek kameramızı ön taraftan açıyoruz. Evet. Şu an açıldı gördüğünüz gibi. Evet, şu an içinde kart olmadığı için tabii no kart diyor. Menü geçişlerini şu an mesela video modunda gördüğünüz gibi şurada ufak bir video modu var. Mod tuşuna bastığınızda fotoğrafa geçiyor. Daha sonra tekrar basıyorsunuz. Bir kere daha basıyoruz. Evet. Ve şu an settings'e geldik. Burada yukarıdaki bu onaylama tuşunda onaylıyoruz. Menüye giriş yapılıyor. Gördüğünüz gibi menüye. Buradan da işte filmin boyutunu, yani videonun boyutunu ayarlıyorsunuz. Hangi formatta çeksin onu ayarlıyorsunuz. İşte ben 1080'e 30 FPS olarak ayarlamıştım bunu. Mod tuşuyla bir önceki menüye dönebiliyorsunuz. Tarih, yani saat, gün ve tarih üstünde olsun mu? Evet, olsun. Evet, bu da bu ayarsa bu pozlama ayarı. Yani pozu hangi ayarda olmasını istiyoruz? Örneğin işte koyu mu, açık mı, çekil. Yani ışığın gölgedeki etkisi bunu ayarlıyor. Yani diyelim ki çok aydınlık bir ortamda çekim yapıyorsunuz. Bunu eksiye doğru çekerseniz artıya doğru çekerseniz kararıyor. Eksiye doğru çekerseniz aydınlanıyor. Bu şekilde bir ayar yapabilirsiniz. Bakalım başka ne var. Çözünürlük var ki bu fotoğraf çözünürlükleri. Fotoğrafta çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. Dil ayarlarını yapabilirsiniz. Tarih saat ayarlarını, seslerin seviyesini ayarlayabilirsiniz. Başka ne var? Ha, biçimlendirme için bu menüyü kullanıyoruz. Makineyi tümüyle sıfırlayabilirsiniz. Versiyonu kontrol edebilirsiniz. Sonuçta bunun versiyonları güncellenebilir. Onları kontrol etmek lazım. Evet, şimdilik ayarlar kısmında da bu kadar. Şöyle cihazımızı da kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi cihaz da kapandı. Malzeme kalitesi olarak dediğim gibi çok güzel görünüyor. Şimdilik Eken H9R için söyleyeceklerimiz bu kadar kutu açılımında. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Batman Rock olarak hoşçakalın.